Adalet yürüyüşümüz için sözde adalet diyorsunuz. Fakat 15 yıldır kendi sözde adalet uygulamalarınızı görmezden geliyorsunuz. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ile mücadele adı altında gerçek FETÖ'cülerle mücadele etmiyorsunuz. Binlerce vatandaşlarımızın iddianamelere hazırlanmayarak hapislerde bekletiyorsunuz. Adaletsizlik yapıyorsunuz. FETÖ ile mücadelede samimi olmuyorsunuz. Bankasya'nın kurdelesini kesenlerin fotoğrafına bakıyoruz. Bir de 15 Temmuz'un birinci yıl dönümündeki fotoğraflara bakıyoruz. Hiç değişen bir şey görmüyoruz. Kurdeleyi kesenler aramızda dolaşıyor. Bankasya'nın önünden geçenler tutuklanıyor. Adeta aklımızla dalga geçiriliyor. Üstelik AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'in FETÖ muhiplerinin devlet protokolünün ön saflarında oturuyor sözlerini duymuyorsunuz. Biz FETÖ ile mücadelede şeffaf ve samimi bir mücadele isterken bizi FETÖ'yü cesaretlendirmekle suçluyorsunuz. 15 yaşındaki askeri öğrenciler bir yıldır hapiste tutuluyor. Darbecilerle 12 saat içeride kalan Hulusi Akar ifade vermeye gelmiyor. 15 Temmuz günü MİT'e gelen darbe ihbarı önemsenmiyor. Asılsız ihbarlarla binlerce vatandaşımız darbeci ilan ediliyor. Aynı şekilde Hakan Fidan da darbe komisyonuna ifade vermeye gelmiyor. KHK'yla binlerce akademisyen görevinden atılıyor. Darbeyi yöneten sözde akademisyen Adil Öksüz serbest bırakılıyor. Ergenekon kasası iddiasıyla Kutlusi Okur hastalıktan ölüme terk ediliyor. Damatlar hastalıktan serbest bırakılıyor. Ensara kulaklar tıkanıyor, gerçek FETÖ'cülere gözler kapanıyor, sapla saman ayrılmıyor. İddianame bile hazırlanmadan insanlar hapislerde yatıyor, aileler mağdur bırakılıyor, vatandaşımız bir an önce adalet istiyor. Yıllarca FETÖ ile mücadele etmiş, Cumhuriyet ve Sözcü gazeteleri FETÖ ile ilişkilendiriliyor. Fakat zamanında FETÖ'ye hakikat damlası diyen milletvekiliniz bakan oluyor. Zamanında TV kanallarında FETÖ'ye övgüler düzen, toz kondurmayan Reşat Petek önce sahte bağış makbuzu gösterdi. Fakat baktı olmadı, kendinden başka inanan bulamadı. Şimdi de yeni skandala imza atıp partimizi FETÖ ile cesaretlenmek suçluyor, bizleri güldürüyor. Siyasi çıkarlarınız zarar görmesin diye zamanında FETÖ tehlikesine dikkat çektiğimizde kulaklarınızı tıkadınız. Bugün ise hiçbir fark yoktur. Çünkü siyasi iktidarınız zarar görecek diye gerçek FETÖ'cülere gözlerinizi kapatıyorsunuz. Ve FETÖ'cü siyasileri açıklamaktan çekiniyorsunuz. FETÖ'nün emrini de, tavsiyesini de, ülkemizden ne istediğini de herkes gibi sizler de çok iyi biliyorsunuz. FETÖ'nün yolunun yol olmadığını anladığınız gün ne istediler de vermedik diyerek halkımıza dert yanıyorsunuz. Sözde FETÖ ile mücadele ediyoruz diye o hali dördüncü kez uzatıp çaycıyı, baklavacıyı FETÖ'ye destekten içeri atıyorsunuz. FETÖ'cü siyasileri sorduğumuzda MİT'e sorduk, siyasi FETÖ'cü yok diyorsunuz. Biz milletin huzurunda, kürsüde iktidara karşı eleştirimizi yaptığımız kadar yapıcı da oluyoruz. Zaten uyarılarımıza, tavsiyelerimize biraz kulak verilseydi bugünlere yaşamayacaktık. FETÖ'ye söz söyleyenin düşman ilan edenler, ağızları dolu dolu ağıtlar yakanlar şimdi ağızlarına FETÖ düşmanlığı takıp her gün FETÖ ile başkalarını ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Bırakın başkalarını FETÖ ile ilişkilendirme çabalarını, lütfen şeffaf olun. FETÖ ile mücadelenizde biz öteden beri hep söyledik. Şeffaf olun dedik Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Biz her zaman için desteğe hazırız.